ben sadece şey diyorum, biraz daha sakin olalım, 10'a kadar sayalım, birbirimizi kırmadan yani bir kere daha karşımızdakini dinleyelim diyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Özellikle siz, bir erkek olarak. Valla bu benim pek hakim olduğum bir konu değil. Bu mesela bence aldatma üzerine de bir film değil. Bu başka türlü, Çağrı'nın dediği gibi merhamet üzerine bir film aslında. Merhamet üzerine. Evet, biraz öyle. Aldatma meselesine gelince bu insanların kendi bileceği iştir. Kimse buna bir yargı, bir öngörü yapamaz gibi geliyor bana. Öyle mi? Yani evet. Herkesin yorumu... Ve kimse kimseyi de yargılayamaz. Yani erkek yaptığı zaman rakı masasında tartışılsın, kadın yaptığı zaman başka bir şey söylensin, yanlış geliyor. Ha şey de yanlış. Mesela erkeğin elinin kiri kadının alnının karasıdır derler. Böyle bir şey yok yani. Ya, kadının da erkeğin elinin kiri mi oluyor? Yok. Ne oluyor peki, anlamadım şimdi ben bu işten bir şey. Yani... Ya belki kadın de buna inanıyorsunuzdur. Yani bunu insanlar yanlış da anlamazlar. Herkesin kendine göre düşüncesi var. Tamam da bizi ilgilendiren bir mevzu değil ki. Kimi ilgilendiriyor kardeşim? Çok kişisel bir mevzu. Kişisel mevzu. Tehlikeli ama bunun konular. Üzerine film çekiyorsunuz. Ama bu film de çok kişisel bir film. Işte, hadi çıkın bakalım işin içinden. Evet. Yani film çekiyorlar, kişisel diyorlar ama 70 milyon insanın huzuruna sunuyorlar. Ve üstelik inandıkları şeyi de cesaretle söyleyemiyorlar. Sanat bu. Yok söylüyoruz, tartışılsın diye söylüyoruz. Yani siz gidip bir bakın bakalım. Allah Allah. Sanat biraz böyle bir şey. Sizi ben biraz isyankar görüyorum. Yalnız röportajlarınızda da o ortaya çıkıyor. Ya bana ne dünya malından falan tarzında otelde yaşamayı yeğleyen, hiç paraya pulaya önem vermediğini anladığım kadarıyla vermiyor. Ve de böyle hakikaten ne başının doğrultusunda ne dikine mi gidiyor bir şeyler. Evlilik benim için... nedir o? Sıkılan insanların yaptığı şeydir falan gibi bir şeyler okudum. Öyle mi? Gel bakayım sen buraya. Buraya gel bakayım. Gel. Sana şu evlilik meselesini vermemiz. Nasıl yani? İnsanlar sıkılınca mı evleniyorlar? Bugün... Neymiş efendim? Evlenecekmiş. Çok özür dilerim. Arkamızı döndük. Çünkü beyefendinin durumu biraz vahim. Filmde de çok işkence sahnelerinde rol alıyor. Zaten mahvolmuş. Şimdi bir işkence de benden. Ne demek yani? Evlenirmiş de evin temizliği, yemek yapmak hani var ya. Bu tür şeylerden dolayı. Gibi bir şeyler okudum. Doğru mu? Ya. Gayet sakin. öyle mi? Ben pek bağlı bir adam değilim. Açıkçası onu söyleyebilirim. Bunlar da benim laflarım değil. Ben bir yerden alıntı yapmıştım aslında. Bir oyundan. Hayda. Evet. Biraz öyle oldu aslında. Tam da benim laflarım değil ama inandığım şeyler açıkçası. Bunu söyleyebilirim. İnsanlar can sıkıntısından evlenirler. Can sıkıntısından çocuklar yaparlar gibi bir şeydi bu. Burada bir... Bu bir oyun lafı. Öyle söyleyeyim. Ama inandığım bir şey. Alman bir oyun yazarının lafı. Aa çok haklı. Almansa çekesin çok haklıdır. Ne demiş ya, anlamadım yani. Canım biz de Türk'üz, ben de uygulamaya çalışıyorum. İnşallah bunu. Allah sana öyle bir aşk verir ki. İnşallah. Ve sen evlenmeden edeme inşallah. İnşallah. Boy boy çocuklar doğurun inşallah. İnşallah inşallah. Aa. İstiyorum. O zaman sen istediğin şeyi yapamadığın için bu şekilde isyan ediyorsun. Sadece böyle bir planım yok, öyle değil. Evlilik gibi planım yok. Evet. İstemiyorsun yani. Denk sıkılmadın daha olur. Yani. Ya hayır. Bir şeylere açık bırakıyorum kendimi. Kapatmıyorum da. Kaç yaşına kadar? Kaç yaşındasın? 32. Ha daha erken diyorsun ya. Evet. İnanamıyorum. Hay Allah'ım, bu görüntü flu burada. Orada da flu mu acaba? Giden kanaldan görüntü de flu mu acaba, bilemiyorum. Ha, flu değil yani. Peki. Demek öyle diyor. Bir isyankar halin yok mu diyorsun yani? Bence var. Bak kılığında, kıyafetinde de bu var. O saçların, sakalların, küpelerin, kolyen falan böyle her şeye sanki şey vaziyette. Ben kendime göre yaşarım kardeşim. Evet falan. Açıkçası ha? Biraz öyle. Ben bir oyuncuyum. Burcun ne? Balık. Aa hem de balık. Bu kadar duygusal derler değil mi balık burcuna? Ama ben biraz ofsaydım çünkü 29 Şubat doğumluyum. Yani ortada dört, mı kalmış? 4 yılda bir. 4 yılda bir. Evet. Anlıyorum seni, ben alayım yerini. Ben 4 yılda bir meselesini anlıyorum. Size kolay gelsin. Sonra size tekrar döneceğim efendim.